Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir gündem podcast ile beraberiz. Ee, hızlı bir şekilde konulara geçelim. İlk konumuz tabii ki de X-Space Soldiers'ın yeni yapılanması dediğimiz Turkey 5 kadrosu. Bu nasıl oldu biraz ondan bahsedelim. Önce biliyorsunuz Space Soldiers tagı altından bu takım çıkmıştı. Sonra Xanthares ve Mayer ile yollar ayrıldı. Herkes kendi kariyerine baktı. Ee, Kalix de yine aynı şekilde şu an için boşta. Bir süre Windigo ile bir stand mücadelesine girdi bir turnuvalık. Ve elde kalan Engin ve Paz'ın aslında önderliğinde kurulmuş bir kadro oldu. Tabi yine başlarında Hardstyle var. Peki bu kadroya kimler geldi? Biraz ona bakalım. Öncelik olarak tabi bir süre önce kadroya katmış oldukları Imor yine bu takımın önemli silahı olarak görünüyor. Şu an için Turkey 5 kadrosunda. Bunun dışında bildiğiniz gibi gurbetçi oyuncu Enes var bir süredir. Takımla beraber çalışmalarına devam ediyor. O da asıl, aslında bir yetenek olarak görünmekle beraber tabi tecrübe konusunda ilerlemesi gereken çok nokta var. Ve son olarak da takıma katılan isim Beyaz oldu. Beyaz da bildiğiniz gibi Fransa ve Türk vatandaşı olan e, yurt dışında yaşayan bir oyuncumuz. O da zaman zaman Fransa takımda oynamıştı. Hatta Epsilon'da bir süre e, forma giymişti. Şu an takım beşincisi durumda ve son olarak da aslında bu beşiden sonra bir ekleme daha yaptılar ve Furies adındaki Türk oyuncuyu 6. olarak kadroya dahil ettiler. Furious da biliyorsunuz özellikle ESL Türkiye şampiyonlarından veya Turkish Stars League'den e, isimlerini ve nickini hatırlayanlar olacaktır. Hatta bir süre önce Betway'in bildiğiniz gibi bir eğim mapi var dünyanın her tarafında oyuncuların oynadığı. Orada bir rekor kırarak e, en iyi saniyeye en iyi süreye sahipti. Bunun da yine YouTube'da açıp bakabilirsiniz. Yani böyle bir kadro oluşmuş oldu. Peki bu kadro neler yapıyor? Öncelik olarak çalışmalarına başladıklarını birkaç haftalık süreyle beraber HotStyle açıkladı ve bu sürede önce ESL One New York elemelerine girdiler. Onun dışında da yine StarLadder Major elemelerinde yapmışlardı. ESL One elemeleri biraz daha iyi geçti. Hatta HLTV'ye gördüler. Maçları HLTV'de çıktı. Hatta Loki Esports'la beraber karşılaştılar. O da bayağı bir iyi durumdaydı ama sonuç olarak takımlarımız elendi ve şu an için herhangi bir turnuvaya dahil olamadılar diyelim. Peki bu kadro nasıl, ne durumda? Bir ondan konuşalım. Tabii şu an için ortalıkta konuşulan ilk seçenek işte bu takım niye gidip atıyorum Loki Sports sen mini almadı, oradan şunu almadı, onu buradan almadı ama bu tabii biraz amatörce bir yaklaşım oluyor. Çünkü ne olursa olsun e, takım şu an boşta olan oyuncularla beraber bir kadro oluşturmaya çalışıyor. Hani öyle gideyim oradan birini alayım o takımdan, oradan birini daha ekleyeyim buraya. Yani bu kafa biraz işte abi Tarık, Voxik bir arada olsun, Zantares de gelsin, üzerine bir de Mayer'i koyalım falan gibi. Hani şu tamamen profesyonelten uzak bir düşünce. O yüzden şu an için elindeki e, alabileceği en iyi oyuncular, hatta deneyebileceği en iyi oyuncularla beraber Turkey 5 kadrosu bir şeyler yapmaya çalışıyor. Elemada gördüğüm kadarıyla bu kadro aslında bir potansiyele sahip. E, hemen e, işte bu takımda hiçbir şey olmaz gibi konuşmamak lazım ama ne olursa olsun çok ciddi bir tecrübe eksikliği var. Bugün takımda en iyi durumda olan, hatta FPL ile beraber kendini Avrupa'ya bayağı bir göstermeye başlayan Imor'un bile tecrübe konusunda hala kendine geliştirmesi gereken çok şey olduğunu söyleyebiliriz. Bunun Beyaz evet tecrübeli bir isim gibi görünüyor ama onun top level'da oynamadığını düşünürsek hani HLTV'de bir ilk 20, ilk 15 takımları içerisinde olmadığını veya onlarla karşılaştıklarında bir galibiyet alamadığını düşünürsek bir anlamda onun da aslında biraz tecrübesinin katlanması gerekiyor olacak ve son olarak Enesan'da. Enesan çok genç bir oyuncu zaten evet eğim oyun bilgisi olarak fena görünmedi maçlarda ama onun da büyük maçlarda da mutlaka kendini geliştirecek noktaya gelmiş olması lazım diye söyleyebilirim x Space Soldiers veya eski adıyla Space Soldiers buralara kolay gelmedi. Bugün bu takımın kurulması, işte çalışmaya başlamasıyla beraber gerçekten büyük başarılar dediğimiz işte Major'a katılma, e, bazı Dreamhack turnuvalarında şampiyonluk, MDR şampiyonluğu vesaire bunların hepsi 2-3 yıllık emek sonunda. Ve bu 2-3 yıl sonunda düzenli çalışma, e, bayağı bir dedikasyon, disiplin bunlarla beraber ortaya çıkan işlerdi. O yüzden bu takımdan da eğer böyle bir kadro bekleyeceksek en az birkaç sene bir şeyler beklememek lazım. Büyük anlamda. Tabii ki de bazı turnuvalara katılabilirler. Lan gaming görebilirler bunlar için tabii ki de amatör bir kadro değil ama çalışıp bazı şeyler oturtmaları için bence birkaç sene olduğunu düşünüyorum. Evet bu dönemde yine tamamlanan bir turnuvada ECS sezon 7 finalleriydi. Biliyorsunuz Faced'in önderliğinde yapılan ECS sezon 7 finallerinin şampiyonu Vitality Gaming oldu ve Vitality'nin de yıldız oyuncusu Zayvo muhteşem istatistiklerle beraber MVP'ye uzandı ve gerçekten neredeyse 1.5 ratingin rengi, üzerinde oynadığı yarı finaller, finallerle beraber takım şampiyonuna taşımış oldu ve Vitality'nin de Son dönemde üst üste ikinci kupası oldu bu. Daha önce kısa bir süre önce CS Summit turnuvasında oynamış ve kazanmış adı tamam. CS Summit'i şu an için biraz daha eğlence odaklı bir turnuva olarak görebiliriz ama bunun üzerine ECS turnuvasını kazanması çok çok önemliydi. Çünkü ECS sezon finallerinde şu an acaba ne yapacak? işte kötü durumda mı, formsuz mu dediğimiz Astralis'in, işte MIBR'ın, enerjinin olduğu bir turnuva ki asıl sürprize tabii Furia'nın e, müthiş işler yaparak finale çıkması oldu ve dünyanın en iyi 5 takımından biri arasına girmişti Furia. Ee, genel anlamda büyük bir turnuvaydı. Bunu söyleyebiliriz. Bu turnuva için, ECS finalleri için ve e, muhteşem bir oyunda genel anlamda domine ederek maçları ki yarı final ve finalde 2-0'la kazandılar zaten. E, güzel bir şampiyonlara ulaşmış oldular. Bu da aslında biraz böyle düşüşte olan acaba bitiyor mu dediğimiz Fransa CS Cross için e, bir tık hareketlenme oldu diye düşünebiliriz. Yine en büyük dikkat çeken takım Furia oldu. Özellikle Keserato ve Yurihin e, neredeyse şu an mi bir seviyesinde olduğunu görmüş olduk e, bu turnuvada. Ve bence yavaş yavaş Fall'ın böyle ellerini oluşturmaya başlamıştır. Acaba oradan bu yıldızlardan birini alabilir miyim? İşte belki Phelps'in, belki Tako'nun yenilecek pes olabilir mi? Gibilerinden eminim Brezilya e, CS konusunda da gözler onların üzerinde olacak diye düşünüyorum. Ve turnuva içerisinde iyi işler yapan enerji takım Yarifner görmüştü. Astralis'ine büyük bir hayal kırıklığı yarattı bu turnuva içerisinde. Biliyorsunuz son dönemde çok ciddi eleştiriler alıyorlar. Özellikle sürekli Blast Pro tercih etmeleri ki başta ben de baya bir bu konuda onları eleştiriyorum çünkü bir statistik vardı internette takip edenler göreceklerdir. son aylarda takımların oynadığı best of 3 serileri yani normal bir turnuva formatında best of 3'ler biliyorsunuz işte finaller, yarı finaller ve genelde böyle olur. Astralis'in çok çok az sayıda best of 3 oynadığını görmüştük ki bu da tamamen Blast'ın aslında formatından kaynaklanıyor. Ama bugün bir salama turnuvası oynasanız bir ESL işte bir IEM belki bir Major onlar da her zaman best of 3'ler ağırlıkta olacaktır. Ee, burada da Astralis'in aslında tercihlerinin ne kadar yanlış olduğunu görmemizi sağlayan bir testlik oldu ve Astralis de turnuva içerisinde Furia'ya iki kez yenilerek önce best of 1'da sonra da best Best of 3'de yenilerek turnuvadan elenmiş oldu ve hasta aslında ufak ufak böyle bir özgüveninin gittiğini söyleyebiliriz. Bence hala dünyanın en takımlarından bir tanesi. Ee, ama şu an için ciddi bir özgüven sorunu yaşıyorlar. Aslında bu kadronun da TSM zamanlarından en büyük sıkıntısı özgüvendi. Kendine inanmıyorlardı. Sürekli o TSM çok yani TSM'in tıkanması dediğimiz muhabbet buradan çıkmıştı. Hep iyi oynayıp çeyrek falan heriften değerlen bir takım vardı. Şu an için Astralis'in yine böyle bir kısır döngüye girdiğini belki görebiliriz gibi geliyor bana ama yine çok erken konuşmamak lazım. ECS sezon finallerinin aslında diğer bir dikkat çekici noktası da Obo isimli çok genç olan Amerikalı oyuncunun Complex'te formasıyla beraber bu turnuvada yer alması. Biliyorsunuz Amerika'da aslında Obo'nun Yolumdan daha önce gitmiş olan bir Stevie örneği var. Stevie de yine aynı şekilde Puglar'da muhteşem oynayan çok yetenekli bir isim olarak çıkmış. Ve cloud ile beraber büyük bir şans yakalamıştı ki şu anda dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi durumunda. Ama ondan sonra birçok isim çıktı e, Amerika CS'inde. Fakat kimse Stevie gibi olamadı. Yine streamlerden tanıdığımız Amerika'da e, gerçekten büyük bir potansiyel olarak görünen Obo ki 15 yaşında şu an için kompleksinden bir transfer teklifi aldı. Ve ECS finallerinde de gerçekten muhteşem oynadı. Yani ee, takımın en büyük yıldızı gibiydi. Sanki yıllardır bunu oynuyormuş gibi e, çok olgun bir şekilde maçlara oynadı ve e, Amerika serisinde büyük bir canlanma yaşandı. O bu performans sebebiyle. Stevie kadar olgun bir oyuncu olur mu bilemiyoruz ama yetenek olarak ondan kesinlikle aşağı değil. Ve henüz 15 yaşında olduğunu düşünürsek önümüzdeki 3-4 yıl eğer bu seviyede oynamaya devam ederse çünkü büyük bir liste biliyorsunuz bir önce çıkıyor böyle sonra sapıtıyor diyebileceğimiz e, o şansı değerlendiremiyor belki başka şeyler öncelik veriyor hayatında ve yok olup gidiyor. Böyle bir durum olmazsa o bu 3-4 sene boyunca top level seviyede özellikle NA gibi bir region'da ki NA'de biliyorsunuz yani çok çok iyi oyuncular yok. Burada top level olmak çok zor değil özellikle Avrupa'ya göre. E, o bu seviyede kalmaya devam ederse bence Amerika siyasi için yine büyük bir yıldız gümbür gümbür geliyor sonuçlanan bir büyük turnuvada Dremek Masters Dallas turnuvası oldu. Burada da aslında Asya dışında neredeyse büyük takımları gördüğümüz Navi ve birkaç takımın da yer almadığı büyük turnuvada şampiyonu Liquid oldu ve Liquid bu kupaya uzanırken aynı zamanda dünyanın da bir numarası oldu artık. Dediğimiz gibi bu Astralis'in turnuva tercihleri, son dönemdeki başarısız sonuçlarıyla beraber Liquid'in de burada şampiyonluğuyla artık dünya bir numarası olduğunu söyleyebiliriz. Zaten son iki yılın, belki iki buçuk yılın en istikrar takımlarından bir tanesiydi. Hep söylediğim gibi geçen sene Astralis belki bu kadar iyi olmasa Liquid Aynı seri yapabilecek, aynı kabiliyette oyunculara sahip bir takımdı ki bu sene bir de üzerine biliyorsunuz TV kadroya kattılar. Muazzam bir takım. Benim de çok keyifli izlediğim takımların başına geliyor Liquid. Finalde Ensi yenerek Kupaya uzandılar. En sikinci olurken yarı de Faze ve Furia ikilisi ki Furia'yı az önce konuşmuştuk zaten yine. ECS turnuvasında finale çıktı diye. Burada da yarı final gördüler ve bayağı iyi işler yapmışlardı. Neo ile beraber Faze'in de güzel bir yarı final gördüğünü görüyoruz burada. Açıkçası Neo ilk başta çok fazla soru işareti yarattı. Hep söyledim. Hani biraz beklemek lazım. Bakalım bir şeyler olur mu diye. Bundan çok daha kısa sürede ne uyum sağlamış gibi görünüyor. Tabi burada sadece Neo'nun e, round içerisindeki iyi taktikleri değil. Çünkü maşa dikkatli izleyin. Round'un ortasındaki kararları çok çok iyi Neon'un. bazen takımı ters beze doğru yönlendiriyor. Bazen tekrar double fake attırıyor. Aynı bezleri giriliyor vesaire. Bu arada gerçek anlamda Neon'un çok katkısı var Feyze. Ve diğer bir noktada gerçekten Feyze'nin 4 oyuncusunun o hep saydığımız dünyanın en iyi oyuncuları diyebileceğimiz belki Nico Guardian, Olofmeister ve Rain'in ee, serverda Neo'nun ağırlığını fazlasıyla sittiğini söylemek lazım. Hepsi çok ciddi alıyorlar. Hepsi gerçekten e, bir dünya yıldızı, bir efsaneli oynadıklarının farkındalar. Neo da zaman zaman frek katkısıyla beraber şu an için Feyz'e oturmuş gibi görünüyor. Ne kadar uzun ömürlü olacağız bilmiyorum ama şu an için Feyz'in o hani karanlık dönemden biraz biraz çıkmaya başladığını söyleyebiliriz. Özellikle şu an Astralis'in de biraz sallanmaya başladığı bir dönem ee, FaZe için büyük bir şans olabilir. FaZe buradan çıkar. Liquid'in arkasından, Enes'in arkasından belki dünyanın en iyi bir tanesi olarak sıralamada kalmaya devam eder. Liquid'de de özellikle muhteşem bir turnuva geçen Elish, kariyerinin ilk MVP'sini aldı. E, Liquid'i e uzun zamandır biliyorsunuz ve takım Elish'in üzerine kurulan yani en eski oyuncularından bir tanesi Elish. Ve bu kadar süredir birçok kupa kazanan, final gören Elish de kariyerinde ilk defa MVP oldu. Onun da gecikmiş bir MVP'si olduğunu söylemek lazım. Ama Liquid'in formülle beraber bu yılın en iyi takımı olduğunu şu an için... 2019 başı hatta ortası diyelim artık geldiği süre itibariyle söyleyebiliriz. Avrupa'da zaman zaman iyi işler yapan Valiance takımında bir organizasyon değişikliği oldu. Ee, takımın Yeni organizasyonu Crazy isminde bir tagla beraber mücadele edecekler ve e, bununla beraber bakalım ne kadar e, başarılı olacaklar diyebiliriz. Genel anlamda çok ciddi bir değişiklik yok. Kadrodaki oyuncular yine aynı Hunter önderliğinde, e, Esperanto önderliğinde takım yine başarı kovalıyor olacak. Ama bakalım bu organizasyon değişikliği belki maddi, belki daha çok turnuvara katılma anlamında e, eski Valians kadrosunda biraz daha iyi gelebilir gibi ama şu an için e, biraz daha beklemekte fayda var. Virtus Pro kadrosunda da değişiklikler devam ediyor. Biliyorsunuz efsane kadro bozduktan sonra... Ee, Sinex ve Bayel önderliğine tekrar bir başarı Olamaya çalışmışlardı ama Bayeli sonra Bir süre sonra ayrıldı yakın sürede de Toao ki 22 yaşındaki Polonyalı oyuncu Biliyorsunuz Agokadus ile beraber iyi işler yapmış diye bir çıkış yakalamıştı Ama o da Virtus.pro tarafından serbest bırakıldığını Daha doğrusu kontratının sonlandırıldığını söyledi Ve şu an için boşta bulunuyorlar Bunun dışında Virtus.pro kadrosunda tanıyabileceğimiz aslında Snacks, Mihu ve Snatch kadrosu var. Ama Oculicious ve Veggie de şu an kadro tamamlanan diğer isimler. Şu an için Virtus Pro'yu izlediğimizde açıkçası çok fazla bir şey görmüyorum. E, takım genel anlamda e, biraz daha böyle artık ikinci planda o Virtus Pro adına yakışmayan bir oyun oynayan duruma gelmiş durumda. Yani Virtus Pro tekrar ayağa kalkabilir, iyi bir kadro kullanabilir ama yakın süre içerisinde Virtus Pro ismini gördüğümüzde herhangi bir heyecana kapılmamamız gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. Bu dönemde e, en ilginç transferlerden bir tanesi de Na'Vi ile beraber Winstrike arasında yaşandı. Biliyorsunuz Winstrike son dönemde özellikle Major oynamasıyla ön plana çıkan, birkaç oyun beraber dikkat çeken bir CIS takımıydı. Bu takımın önemli oyuncularından bir tanesi olan Bu Mich Novi'ye transfer oldu ve Navia'nın tecrübeli oyuncusu Edward artık Winstrike formasını giye olacak bir süre daha. Kiralık sözleşme ama büyük ihtimalle yıl sonuna kadar bir şekilde devam edip Edward'ı da yavaş yavaş emekli ayıracağız gibi görünüyor. Edward'ı çok ayıştırıyorum. Beni takip eden arkadaşlar hemen zaten diyeceklerdir bu konuyla ilgili olarak ama Edward aslında büyük bir efsane. Öncelikli olarak onun hakkını mutlaka verelim. 1.5-1.6 dönemlerinden Belki dünyanın en iyi pist oyuncusu olarak ortaya çıkmış. O Navi'nin 1.6'daki efsane başarılarının içerisinde büyük pay sahibi olmuş. Yine CSGO'nun başlarında gerçekten Navi'nin en önemli parçalarından bir tanesi olarak kariyerine devam etmekteydi. Ama gerek yaş gerekse oyunun biraz daha hızlanması ve değişmesiyle beraber Edward yavaş yavaş aksamaya başlamıştı bu kadro içerisinde. Hep söylüyorum işte Paşa gibi Edward gibi oyuncuları oyun bırakmadan onları mutlaka oyunu bırakması lazım. Çünkü gerçekten çok önemlisinler e, CSGO içerisinde veya e-spor içerisinde kulüplere, federasyonlara çok daha büyük katkılar verebilirler. Onlar için artık yavaş yavaş oyuncuyu bir kenara koyup kendilerinin yine katkı verebileceği, e-spor içerisinde kalacağı bir pozisyona geçmelerini hep söylemekteyim. Burada Edward'ın Winstrike kariyeri sonrası yavaş yavaş emekli ayrılmasını bekleyebiliriz. Peki bu nasıl? Bu aslında Flamie modeline çok benzeyen bir profile sahip. Flamie de biliyorsunuz CS bölgesinde güzel bir çıkış yakalamış ve Navi onu hemen kapmıştı. Sonra da hem geliştirdi oyunun hem de dünyanın iyi oyuncu dönem haline gelmişti. Bu miç de aynı şekilde aslında Flamie'ye benzer bir kariyere sahip. Son bir sene içerisinde, bir buçuk sene içerisinde güzel bir çıkışı var CS bölgesinde. Aynı zamanda in-game leader özelliği de olan bir isim. Şu an için tabi Zeus varken in-game leader olmayacaktır ama belki Zeus'tan sonra Zeus'un koça ayrılması veya e, önümüzdeki sene bırakacak biliyorsunuz. 2019 sonunda bırakacağım demişti onun yerine belki bir in-game de geçiyor olabilir diye düşünüyorum. Çünkü takımda hala simple ve elektronik gibi muazzam yetenekler var. Ama tabii bu bunun çalmasını belki biraz geç olarak düşünebiliriz. Ben özellikle böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu sene başında belki bu transfer gerçekleşseydi Navi şu ana kadar birkaç kupayı daha almış olabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü Son bir sene içerisinde Simple'ın ve Electronic'in muhteşem bir bireysel oyunları var. Gerçekten bu iki ismi hani bir All-Star kadrosuna koyabilirsiniz rahatlıkla. Dünyanın en iyi oyuncuları konumundalar bu ikisi ve bunların yanında belki Aksayan Edward yerine bu e, transfer olmuş olsa dediğim gibi bu bir yıl içerisinde belki çok daha fazla kupa görebilirdik Navi evinde. Evet arkadaşlar son birkaç haftalık genel olarak e, gelişmeler böyleydi. Bir sonraki podcastte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.